Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Mesut Bey, öncelikle hoş geldiniz müftülüğümüze. Ben Ahi Televizyonu seyircilerine ve çalışanlarına hayırlı günler diliyorum. İşaret diliyle ilgili çalışmalarımız bizim çok önceden başladı. Halk Eğitim Müdürlüğümüzle beraber burada bir kurs açtık kendi binamızda. Hem vatandaşlardan katılım oldu, hem de personelimizden katılım oldu. Şu anda bizim merkez camimiz, Ahmet Yesevi camimizde her cuma münavebeli olarak bu iki arkadaşımız hutbeyi işaret diline tercüme ediyorlar. Tabii daha ileriki aşamalarda vaaz ve benzeri konularda da inşallah başarırız, olur. Ama aşağı yukarı şöyle bir 6 ayı aşkındır, hatta daha fazladır. Merkez camimizde hutbemiz işaret diliyle tercüme ediliyor. Sayın Müftüm, diğer camilerimize de işaret dilini anlatım olacak. Tabii yani bununla ilgili personel imkanı oldukça olur. Biz merkez camimize bunu taşıdık ama eğer bir çift görevli olan bir camimizde görevlimiz işaret dilini öğrenirse birisi şey yaparken, hutbe okurken diğeri de onu yapabilir. Fakat şu anda öyle bir imkanımız yok. Şu anda işte personelimizle ancak bu kadarını başarabildik. Geçtiğimiz günlerde, zamanlarda Sayın Müftüm, işaret diliyle ilgili anlatımlar, bir programlar düzenlediniz. Peki buradaki sertifika alan kişileri yönlendirme imkanınız var mı? Yani memur değildi o arkadaşlar. Evet. Bir kısmı bir memurlarımızdan başarılı olup 22 kişi kadardı. Hatırladığım kadarıyla bayağı oldu. Yani 8-9 ay şeye oldu. Kurs açımına oldu. Aşağı yukarı 6 aydır filan da hutbeler tercüme ediliyor işaret diline. Vatandaşa gel burada yap bunu demek gönüllü olursa olur, olabilir. Bir de tabii bu iş şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Din dilini de tercüme edebilecek bir kapasite gerektiriyor. Başkanlığımızın o konuyla ilgili güzel çalışmaları var. Yazılı, görsel materyalleri var. Onların da tekrar bir ikinci bir çabayla öğrenilmesi gerekiyor. Yani demek istediğim mesele vasıflı insan bulma meselesi. Biz elhamdülillah bu konuyu bir nebze bir aşamaya getirdik. Devam ediyoruz çalışmalarımızı. İnşallah dediğiniz gibi de her camimizde isteriz. Yalnız şöyle bir şey var. Ben takip ettim olayı biraz. Birbirlerine haber veriyor işitme engelli vatandaşlarımız. Herkes namazını o camide kılıyor. Bizim bu tercüme yapan arkadaş da diyor ki namaz bittikten sonra herkes beni böyle görüyor, işaret ediyor, teşekkür ediyor filan. Hareketleri yapıyorlar. Yani çok fazla şey engellisi yok bizde. Bunlar da işte dediğim gibi bir camiye toplanıyorlar. Kırşehir şartlarında, yani 140 bin nüfusu bir Kırşehir şartlarında bu kadarını başarmak da iyi diye düşünüyorum. Ama tabii gönlümüz ister ki her camide olsun. Her camide de mesela işaret dili ihtiyacı olmayan bir kimsenin öyle ihtiyacı olmayan bir camide de işaret dili de şey kaçıyor. Biraz bir sakil düşüyor. Yani işaret diline ihtiyacı yok kimsenin diyelim. Ya bir camide toplanması daha doğru. Orada birisinin hareketler tabii dikkat çekiyor. Ama burada alışıldı bu camimizde, Ahmet Yesevi camimizde. Belli bir bölümde bunlar. Yani ana şeyin böyle sol tarafında, kıbleye doğru sol tarafta genelde oluyorlar. Şeyde o tarafta duruyor, tercüme eden imam arkadaşımız da orada duruyor. Güzel bir şey oluştu yani, beraberlik oluştu diye düşünüyorum.